Türkiye'nin her bölgesinde çok yaygın bir ekolojik talan var. Ancak bildiğiniz gibi bölgede ikinci kez çok katmerli bir şekilde talan devam ediyor. Çünkü bölgede hukuk yok, her türlü terör bahanesiyle sözde bir katliam girişimi her şeyiyle var. Ve dolayısıyla bu bahane içerisinde doğayı da, bütün canlı yaşamı da, insanları da hukuksuz, kuralsız, adaletsiz, her türlü demokratik olmayan yöntemlerle talan etmeye çalışıyorlar. Son zamanlarda Şırnak'ta ve Batman'da, Dersim'de yaşanan durum bence daha önceki yaşananlardan daha fazlası var. Çünkü bu aynı zamanda mevcut iktidarın ayakta kalmak için yaygın bir talan siyasetinin, sömürü siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tabii ki o bölgede olduğu gibi, örneğin Çeşme'de, Bodrum'da, Datça'da başka süreçlerde de var. Son Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı bir yasa var. Bu yasa aslında kamu arazilerini el koyarak özel şirkete devretmek şeklinde de bir durum var. Baktığımızda toplam fotoğrafı açığa çıkardığında, değerlendirildiğinde özellikle biz Yeşil Sol Parti olarak bugüne kadar yaşadığımızdan çok daha ağır talan ve ekolojik tahribat siyasetiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Çünkü bu iktidar ve iktidarın etrafındaki çıkar çevreleri büyük ölçüde ekonomik olarak, siyasi olarak tıkandılar. Bu tıkanmışlıkların çözümünü her yere saldırarak bulmaya çalışıyorlar. Bunlardan en fazla pay alan da bölgedeki var olan bütün yaşam alanları, bütün doğa mücadelesi içerisinde bulunan insanlar ve kendisi doğanın doğal olarak görüyor diye düşünüyoruz. Bazen şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani duyarlılık meselesinde bölgedeki yaşanan durum karşısında yeterince ortak duyarlılık sergilenememe hali oluyor. Çevre hareketlerinde de bunu konuşuyoruz, arkadaşlarla da tartışıyoruz. Ama bunu mümkün olduğu kadar son zamanlarda aşmaya çalıştık. Açıkçası hem Dersim, hem Batman, hem Şırnak'taki son yaşanan katliamlar, orman ve diğer bölgedeki kıyımlar konusunda güçlü bir itiraz gelişti. Özellikle sosyal medyada takip etmişseniz bu bayağı gelişti. Ben bu bakımdan sevindirici buluyorum gelişmeyi o anlamda da. Şimdi aslında bu güvenli bölge bence hukuk alanını ihmal edip istedikleri gibi tabiri caizse aton yattıkları bir alan haline getirmeye çalışıyor. Zaten sonsuz yetkileri var. Polis, jandarma, oradaki vali, kaymakam hepsi yetkili. Güvenli bölge olunca bütün basını, bütün kamuoyunu oraya sokmamanın bir bahanesi yaratılıyor. Güvenli bölge statüsü altında da her türlü katliamcı ve aynı zamanda talancı ve rantçı politikalarını daha rahat hayata geçirmek için kural işte öyle işletiyorlar aslında. Mesela güvenli bölge dedikleri, biz sizi burada hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz, istediğimiz gibi atom yatacağız demelerinin bir ifadesi gibi geliyor bana. Sadece ekolojiyi tahrip etmiyorlar, aynı zamanda oradaki yeraltı kaynaklarının hepsini de yapıyorlar. Bunların tek derdi para ve sermaye oldukları için başka alanlarda sıkışınca bu alana dönük saldırıyorlar. Benim gördüğüm bu talan ve savaş siyaseti birbirini besliyor. Şimdi aslında yapılacak çok şey var ama şunu kabul edelim. İnsanlar biraz hem ekonomik olarak hem siyasi olarak biraz can derdinde. Tam bir cebarut devlet politikasıyla karşı karşıya. Kendini ifade etmeye çalışan herkes terörist ilan edilmiş durumda. Geçen burada yaptığımız bir panelde bir sosyal bilimci arkadaşımızın bir ifadesi vardı. O bana hemen çağrışmadı siz deyince. Artık yurttaşlık hakkımız kalmadı diyor. Yani zaten birçok insan işte Kürttür, Alevidir, teröristtir, solcudur, bunların yurttaşlık hakkı olmamıştı. Ama neredeyse toplumun tamamının hiçbir yurttaşlık hakkının yerinde olmadığı bir durumla karşı karşıya diyor. Buradan şuna varabiliriz. Evet, bu ülkede çok ciddi muhalefetin örgütlenmesi lazım, buna itiraz edilmesi lazım. Toplumsal danışmayı güçlendirmemiz lazım. Herhangi bir yerde yapılan şey aynı zamanda bize yapılmış bir iş gibi empati yaparak kavramak ve ortak tepki göstermek lazım. Ancak bu devletin bu politikaları karşısında sadece ekolojiyle ilgili, sadece emekliyle ilgili değil, topyekun bir çözüm üretmeye, topyekun bir ortak tutum olmaya ve bunları birlikte değiştirmeye dair iddiayı ve çalışmayı büyütmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Biz o nedenle buna dönük her ilde çalışmalarımız var. Demokrasi mücadelesi, ekoloji mücadelesi, hak mücadelesi, savaş karşıtlığının hepsinin ortak bir mücadele hattı içerisinde çok daha güçlü bir şekilde örgütlenmeye ihtiyacımız var. Ve seçimleri bu fırsatı değerlendirecek bir olanak olarak kullanmak ve ne zaman olursa seçim, ister baskın seçim, ister zamanda seçim, bu iktidardan kurtulmadan bu sorunların çözülmeyeceğini ve bu sistemi değiştirmeden de yeni gelecek rejimin benzer işi yapabileceğini düşündüğümüz için hem bu iktidardan kurtulmayı hem de yeni iktidarın nasıl kurulacağı konusunda muhalefetin daha çok geleceğe dair hazırlık yapması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası.
Şimdi bölge halkının şöyle, ekolojik talanın varlık dayandığı nokta şu, bir kere yerinden, yurdundan, toprağından ediliyorsun. Orada yaşama koşullarını ortadan kaldırıyorsun. Örneğin hayvancılık bölgede en temel gelir kaynağıyken şimdi hayvancılık yapamıyorsun. Gerekçeni işte terör, savaş vesaire politikaları. Şimdi bu aynı zamanda o bölgedeki doğanın da bitirilmesine sebep oluyor. Doğayı dengesini bozuyorsun. Hayvancılık meselesi sadece hayvan besleme meselesi değil. Tarımın geliştirilmesi meselesi aynı zamanda. Tarımı öldürüyorsun, hayvancı öldürüyorsun. Dolayısıyla artık oradaki insanlar ben burada yaşayamayacak, benim burada geleceğim yok duygusunu yaratıyor. Doğa talanının yarattığı iş sadece doğayı talan etmek değil. Orada insanları toprağından, yerinden, yurdundan, tarihsel bağından kopartıyor. Köyünden kopartıyor, kendinden kopartıyor ve böyle bir durum yaratıyor. Zaten işgalcilik haline dönüşen mesele burada gerçekleşiyor. Fiilen işgalcilik yapıyorlar aslında. Seni o toprağından, yerinden, yurdundan terk ettiriyorlar. Suyunu kesiyorlar, ekmeğini kesiyorlar, hayvanlarını besletmiyorlar ve dolayısıyla böyle bir sonuç üretiyor. O bakımdan yani ekoloji mücadelesi aynı zamanda emek mücadelesi, aynı zamanda gerçekten yaşam mücadelesi, iç içe giren bir özelliği ifade ettiği için çok kıymetli hale gelmiş durumda. Şimdi şöyle, kimyasal silah zaten uluslararası standartlarda asla yapılmaması, kullanılması gereken bir şey ve bunu kullanan her devlet aslında savaş suçu işlemiş oluyor ve uluslararası yargıda da bunun yargılanma koşulları var. Bu şimdi değil, aslında geçmişte de kullanıldığına dair veriler var elde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki yöneticileri 20 yıllık bu işi yapanların uluslararası mahkemede yargılama ihtimalinin bile var olduğu söyleniyor. Bu bakımdan da onların geleceklerinin aslında biraz risk altında olduğu gerçekliği var. Tabii ki bunun yanı sıra doğada da aynı zamanda kimyasal silah demek aynı zamanda senin yediğin, içtiğin, suyunun, toprağının her birisine bir zehir katmak anlamına gelen sonuçlar üretiyor. Doğayı da bu bakımdan bitiren bir sonuç üretiyor. Yani sadece insanları, canlı yaşamı değil, toprağımızı, suyumuzu ve oradaki beslenen her şeyi de etkilemeye başlıyor. O bakımdan kimyasal meselesi hayata, yani yaşama dönük bir tehdit algılamasına sebep olduğu için kabul edilebilecek bir şey değil. Onun için zaten uluslararası alanda bir savaş suçu statüsünde ele alınan bir konudur bu aynı zamanda. Dolayısıyla doğrudan da doğayı da ekolojiyi de bitiriyor.